Artık gölgelendirme paketlerine hakim olduğunuza göre işe koyulabiliriz. Şimdi geri dönüp problemi biraz basitleştirelim. Dinozor ayağı alt ucunda pençeleri olan bir silindir şeklindedir. Şimdilik pençeleri unutalım. Silindiri açtığımızda bir dikdörtgen veya iki boyutlu bir düzlem elde ederiz. Tüm çalışmayı böyle bir düzlemde yapıp test edeceğimiz zaman toparlayabiliriz. Önce dinozor pullarının geometrisini bir düşünelim. Her biri düzensiz birer şekil olan bu pullar, yapboz gibi birbirini tamamlamalı. Böyle desenlerin üretiminde bizim Pixar olarak bir sırrımız var. Biz buna Voronoi diyagramı diyoruz. Doğal hayatta zürafanın üzerindeki şekillerden, topraktaki çatlaklara kadar bir sürü yerde gördüğümüz bir desene dayanıyor. Voronoi desenlerinin matematikle ilgisini baloncuklarla açıklama kısmına bayılıyorum. Bir kabı burada gördüğünüz gibi baloncuklarla doldurursak, baloncuklar sıkışır ve birbirlerine değdikleri yerler benzer bir desen ortaya çıkarır. Bunun geometrik açıklamasını bir düşünelim. Bir düzleme gelişi güzel birkaç nokta koyarak başlarız. Diğerlerinin hiç önemi yok. Bunların küçük baloncuklar olduğunu düşünelim ve bunlara bölgeler diyelim. Sonra bu baloncukları büyütelim. Bir süre sonra komşu baloncuklar bir noktada birleşir ve baloncuklar büyüdükçe bu nokta çizgiye baloncuklar arasındaki bu sınır, işte bizim çizgi çizdiğimiz yer. Şimdi de rastgele dağılmış birçok bölgeyle bu işlem yapıldığında ne olduğuna bakalım. Düzensiz bir yapboz deseni elde ediyoruz. İşte bu bir Voronoi deseni. Havalı gözükmek istiyorsanız Voronoi diyagramı da diyebilirsiniz. Bu baloncuk alanlarının her birine hücre diyoruz. Yani bölgelerimiz ve hücrelerimiz var. Bu hücrelerin çok ilginç özellikleri var. Her bir hücre sınırının kendisine en yakın iki bölgeye olan uzaklığı her zaman aynıdır. Üç çizginin birleştiği yerlerde bir nokta ya da köşe elde ederiz. Bir köşe, en yakınındaki üç bölgeye eşit uzaklıktadır. Tüm bu özellikler tabii ki matematik sayesinde. Şimdi biraz duralım ve Voronoi desenlerini anladığınızdan emin olalım. Sıradaki alıştırmada bunların nasıl kullanıldığını göreceksiniz. Bence yanınıza kağıt kalem almanın da tam zamanı. Unutmayın, karalama yapmak en iyi arkadaşınız. Voronoi desenleri hakkında bir yanın var mı? Evet. İnanılmaz Aile filmini yaparken bir sahnede çok güzel bir kek vardı. Bob Parr için yapılan bir kekti ve o bu kekten kocaman bir ısırık alacaktı. İçi baloncuk dokulu, kabuğu parlayan ıslak bir kek düşünün. Gerçekten muhteşemdi. Sonra hikaye birazcık değişti ve tüm sahne karanlıkta çekildi. Yani o güzel Voronoi baloncuklarından hiçbiri gözükmedi. Çok yazık olmuş.